Karabaldan sesimi duyan cevap versin. Konuşan Şahin 18. Karabal bağlıları. Konuşan Şahin 18. Karabal, Karabal. Sesimi duyan cevap versin. Konuşan Şahin 18. Kamçı Şahin 18. Kamçı 2 dinlemede. Kolun güneybatısındaki tepeden aşağı inen grup sizinkiler mi? Doğrudur, doğrudur. Karakola iyice yaklaştık. Hala irtibat yok. Karabal, Karabal. Konuşan Şahin 18. Şahin 18, Tuna. Karaballı irtibat kurdunuz mu? Tuna, karakolla kimse irtibat kuramıyor. Çocuklar, 11 istikametinde. Gördünüz mü Karabağ Tepe'yi? Şahin 1-6 mutabık. Şahin 1-4 mutabık. Şahin 1-8, Karabağ'ın durumu nedir? Görebiliyor musun? Binadan dumanlar çıkıyor Tuna. Yerde yatanlar var. Karakola yaklaşan var mı çocuklar? Tuna, Tuna 5. 50 metre mesafedeyim komutanım. Tuna 5, karakolda durum nedir? Dikkatli olun, etrafta adamlar olabilir. Çevre emniyetini alın. Komutanım. Anlatsana Üsteğmen'im. Komutanım burası. Üsteğmen'im, karabala ne oldu? Seni çarşık aldım bu komutanım. Oldum İlhan. Oldum. Güldü mü? İvo, silahını alalım önce şunu. Emredersin çalışın. Şşş, ne diyorsun? Büyümüyorsun lan. Kalk, kalk git lan. Kalk, yerine yat. İvo, silah ver bana. Ev mi sandın da burayı? Kalsın, kalsın bakalım. Kalk, geç. Kalk lan. Otur oğlum. Otur, otur. Otur! Günaydın. Ben Piyade Komando Yüzbaşı Mete Orozoğlu. Turgay Atalay, karşı emret komutanım. Jandarma Asteğmen Vedat Dinçkaya. Muhabere Assubay Üsçavuş Kamil Ateş komutanım. Komutanım, biz sizi yarın bekliyorduk. Erken geldik değil mi? Turgay oğlum, biz niye erken geldik? Sizin için çocuklar. Destek olmaya geldik. Komutanım, dün telsizden dinledik.
Okan! Doğukan, Doruk, Cemil'i buraya istiyorum. Hemen fırla. Başımız sağ olsun. Komutanım açsınızdır. Bir şeyler hazırlatayım mı? Biz geldik. Mevzilerinize girdik. Askerleriniz uyuyordu. Onları öldürdük. Sonra karakola geldik, odamıza girdik. Siz de uyuyordunuz. Sizi de öldürdük. Subaşı yerlesini biliyor musunuz? Gelirken geçtik oradan. Tam yaylanın ağzında Barış Üsteğmen, komutanım ön tarafa gelir misiniz dedi. Ayak izleri tespit ettik dedi. Geçeceğiz Barış dedim. Orhan'ı çağırdım işte. Anlattım durumu. Kanat uzaktan atıldığında bir ıslık sesi gibi ses çıkar. O sesi zaten duyduğunda yaşıyorsun demek. Emre vardı bizim takımda, ön tarafta, Sivaslı. O duyamadı. Tam burasından girdi çocuğa. Öyle baka kaldım ben. Sonra Turgay üstüme atladı işte, mevziye çekti beni. Kendime geldi, mevzi al, mevzi al diye bağırıyordum. Orhan tabii, tecrübeli asker. Sesin geldiği yeri tayin ediyor. Tüfeğini doğrultuyor. Sol omuzdan geldi. Kalkmadı böyle. Tam doğrultacak tüfeğin. Ben bağırıyorum Orhan Orhan diye, bizim tarafa gelsin diye. O hiç duymuyor sanki. Yaylanın ortasına doğru karları gördüm. Sıhhiye. Sıhhiye diye bağırdım birkaç kere. Çocuk çıkaramadı kafasını. İlk çatışmasında. Birkaç kere denedim. Yok. Zaten hangimiz çıkarabildik ki? Sonra üçüncü kurdum. Orhan öyle yığıldı kaldı. Yarım saat sonra içtim ha. Başının sağ ön üst kısmında yaklaşık 1 santimetre çapında, kafasının sol arka kısmında yaklaşık 5 santimetre çapında mermi çıkış deliği görüldü. Rahat Sedat, rahat. Ne yaptın? Tanıştın mı arkadaşlarla? Tanıştım komutanım. Tugay'ı bağlasana. Yine seni. Akan Çavuş. Utku Duman Çavuş. Seni? Bey Çavuş. Kaç kişisin zaten tarafında? Bellerle birlikte 12 kişiyiz. Komutanım, Karabağ Tepe'ye ulaştık, tamam. Anlaşıldı Kaya. Sorun var mı? Hayır komutanım, sorun yok. Tamam yüzbaşım. Sağ olsun arkadaşlar, bizim için hazırlanmışlar. Sana çok güvendiğimi biliyorsun. Orası sana emanet. Sağ olun komutanım. Anlaşıldı, tamam. İşte o, orası işte.
Merak etme, Orhan'la ailesi için gereken her şeyi yapıyoruz. Sen keşif dışında karakolu sakın terk etme. Allah yardımcınız olsun. Rahat. Sen. Bu haber Aslı Bey'e çavuş Kamil Ateş'ten öğret komutanım. Kamil Ateş sen öldün. Karın var mı? Var komutanım. Lojmanda mı kalıyor? Evet komutanım. Hemen emarlar yeni ev arasın. Lojmanda çok fazla tutmayacaklar. Niye? Öldün. Anan baban hayatta mı? Evet komutanım. İyi. Cenazeni ona göndeririz. Sen. Akan Atakan Hatay Emret komutanım. Öldün sen Hataylı. Sen. Ömer Çetin Bandırma Emret komutanım. Ömer Çetin öldün. Sen. Kutku Duman Giresun Emret komutanım. Veraseti kime verdin oğlum? Babamı komutanım. İyi çok iyi. Cenazeni babana veririz. Sen. Melih Kokuş İstanbul Emret komutanım. İstanbullu. Öldün sen. Sevgilin var mı İstanbullu? Var komutanım. Yok artık. Hayırlısı ise başka biriyle evlenecek artık. Öldün oğlum sen, öldün! Annenizin gözü yaşlı, hüngür hüngür ağlıyor kadın. Komşularınızın kolları arasında. Bileklerini ovuyorlar kolonyayla. Evladım diye ağlıyor. Evimin direği diye ağlıyor. Babanız da ağlıyor. Göstermiyor kimseye ama geçmiş bir köşeye içine içine ağlıyor adam. Ama ağzında bir cümle, tek bir cümle. Vatan sağ olsun. Memleket sağ olsun. Bir oğlum daha olsa onu da gönderirim diyor. Memleket sağ olsun diye ağlıyor anne. Bastılar karakolu. Hepinizi aldılar. Gönderdik cenazeleri ailelerinize. Kurşun izlerinizi silerler. Kanınızı temizlerler, yıkarlar bir güzel. Bir güzel de bayrağı tabutunuzu sararlar. Öyle mi olur Turgay? Öğrettiniz kuyum komutanım. Öyle oldu. Hayatta en çok değer verdiğim adam öyle öldü. Ama uyuduğu için değil. Buraya erken gelelim diye. Koydular helikoptere, gönderdiler ailesine. Sizi de öyle yapacaklar. Sen. Ekim Bulut Ankara Emret komutanım. Kim taşıyacak yavrum fotoğrafını cenazende? Kardeşin var mı? Var komutanım. İyi. Ona taşıtırlar. Kaç yaşında? 30 komutanım. 30 yaşındaki adama resmini taşıtırsın. Tabutunu taşıtırsın 30 yaşındaki adama. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika, ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine. Çıkar süslü püslü bir karı, hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut, karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye! Sonra da magazin haberleri. Kahramanca mı savaştınız? He? Öyle mi öldünüz? Hayır! Bu adam uyudu diye öldünüz! Ananız babanız niye ağlıyor? He? Bu adam uyudu diye! Kızmayın ona! Kızmayacaksınız! Kendinize kızın! Burası bir birlik! Bireysel hareket edemezsin! Arkadaşın için hareket edeceksin! Uyusun diye uyumayacaksın! Ölmesin diye öleceksin! Uyurken ölmeyeceksin öyle! Uyursan ölürsün! Ölürsünüz! Sen uyursan ölürsün! Sen uyursan ölürsün! Sen de ölürsün, sen de ölürsün! Uyursanız, as subayım! Uyursan ölürsün!
Sen uyursan herkes ölür. Bak, güçlüyüz, cesuruz, hazırız. Neye hazırsın? Uyurken ölmeye hazırsın. Uyumayacaksınız. Yemeyeceksiniz. Dinlenmeyeceksiniz. Sizin cesetlerinizi, sizin cenazelerinizi ailelerinize göndermeyeceğim. Ölmenizi yasaklıyorum. Anlaşıldı mı asker? Emreder sizin komutanım. Affettim arkadaşınızı. Birliğin düzeni bozulmasın diye. Beraber omuz omuza mevzilerde sabaha kadar nöbet tutun diye affediyorum. Ama biriniz, birinizi bir hata yaparken görürsen, yemin ediyorum kendi elimle vururum. Altına da imza atarım ek imza hayatı diye. Anlaşıldı mı asker? Bu bayrağın hali ne? Komutanım, rüzgar çok sert esiyor burada. Sürekli yırtılıyor. Hepsi aynı durumda komutanım. Bizim getirdiğimiz bayrakla değiştirin. Emredersiniz komutanım. Çocuklar nasıl? İyiler komutanım. Yavaş yavaş şoku atlatıyorlar. Hepsi başkadır bu çocukların. Yüzleri, elleri, sevdaları ve korkuları başkadır. Fark etmezsiniz onları. Neden onları fark etmediğinizi anlamazlar bile. Buraya sizin için, kahramanınız olmak için gelirler. Koşarlar. Ama anlamazlar neden koştuklarını. Yürümek kolay gelsin diye koştururuz onları. Özlemleri de buradadır, hüzünleri de. Evleri de, vatan artık burasıdır onlar için. Bir gol unutturur her şeyi. Kavga edercesine sevinirler. Dans ederler. Ama kıvırmazlar. Erkektirler. Elimden düştü. Ben de alıp tuvalete attım. Oğlum tuvalette bombanın piminin elinde ne işi var lan? He? Ne işi var? Hata yaparlar ama yalan söylemezler. Sen hiç aşık oldun. Çok eskiden. Şimdi aşık değil misin? Aşık olurlar. Sen gecelerimi bir mehtap gibi dolarken ben buralarda nöbet bekliyorum. Şiir yazarsan aşık olursun. Sen sevdalarını şiire dökerler. Duygulan bir arşivdekini anlatman lazım. Biriniz küp, biriniz rezil, biriniz hapşer. Ben yarın daha çıktığımızda size ne var edeceğiz? Farklı farklı yerlerden gelirler. Tunceli'den, Eskişehir'den, Adana'dan, İstanbul'dan.
anlamazlar birbirlerini. Burada anlamayı da öğrenirler. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ ol! Aferin takın, sağ ol! Kod adı Doktor. Asıl adı Rıza. Hiç tanımadıkları bir düşman çıkar karşılarına. Meslektaşın Doktor Hacettepe'den. Evet beyler, bu kadar. Sabah 6'da yola çıkıyoruz. Herkes iyi dinlensin. Seni boşuna çıkarmıyoruz. Kargo operasyon biraz kanlı oluyor. Düşmanlarıyla yüzleşmeye gidelim. Yarın göreve çıkıyoruz. Bir kar yağar ince ince. Nereye gidiyoruz komutanım? Gidince görürsün. Komandonun halinize. Bir operasyon var bu gece. Bir operasyon var bu gece. Vur vur dağcı komando. Vur vur dağcı komando. Aslanın derecesine göre, ağırlık derecesine göre bunlar sıralanıyor. Bir, hafif yaralı. İki, hastaneye yetiştirilmesi gereken bir yaralı. Üç numara, ameliyata girmesi gereken. Acilen girmesi. Evet. Dört numara, kaybedebiliriz o hastayı. Kaderlerini merak ederler. Yaralı pehra falan elimizi geçerse müdahale çıkmıyor sana. Tabii ki müdahale edeceğiz. Ben de o dağa gelmek istiyorum. Dışarıda kimse beni iplemezdi komutanım. Ben şimdi buradan çıkınca ne anlatacağım? Benden adam olmaz komutanım. Babam da hep böyle derdi. Ama siz yapın bir babalı komutanım. Beni de götürün o dağa. Komando! Olmak! Yürek! İster! O da beni adam edecek komutanım. Bunu da hazırlayın. Yataklarına veda eder ve dağlara doğru yola çıkarlar. Başımda saçlarım kardır. Başımda saçlarım kardır. Deli rüzgarlarım vardır. Deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim. Benim meskenim. Dağlardır dağlar. Dağlardır dağlar. Dağlardır dağlar. Dağlardır dağlar. Kader kahramanını arar ve bulur. Ben bir tutanak hazırladım Sayın Sergin. Burada ayrıntılar var. Şey, takdir ettim. Sağ ve sol omuzunda
üçer santim altında omzunun, yaklaşık birer santim çapında mermi giriş deliği görüldü. Dikkat edin Sayın Savcım. Burada zemin kaygan. Her şeye rağmen yürümeye devam ederler. Ve bu yalnız kalbi dışarıda atan çocuklar zirveye çıktıkça sizden uzaklaşırlar. Artık ne onlar sizi anlar ne de siz onları. Çatıyı temizliyorlar komutanım. Orhan yine aldı arabayı, görmüş müydün sen? Yok. Deliriyordu araba araba diye. Biliyorum. Kısmet olmadı adam. Ne biçim hayat be? Gel. Komutanım, eşi zatta bekletiyor. Alo. Ben seni duyuyorum. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Geliş tarihin belli mi canım? Belli olsa da söyleyemem ki. Biliyorum, sadece belli mi diye sordum. Yok, değil de. Kendine dikkat et, ne olur. Tamam canım, merak etme. Komutan, söyle boşuna beklemesin yenge. Göremeyeceksin artık onu. Zeynep, kapa telefonu. Parazit var. Anlamadım. Telefonda arıza var. Ben seni daha sonra arayacağım. Kapa telefonu. Zamanın varken konuş Kaya. Orada mısın? Puşt. Ne oldu? Tuna komutanın izin vermiyor bu karakolun dışına çıkmana. Korkmayın bu kadar ya. Niye adam olamadın lan sen? Böyle dağda domuz gibi dolaşacağını, doktor olup köye gelseydin. Tıp fakültesini bitirseydin. Bırak bu ucuz propaganda laflarını komutan. Yanlış mı? Senin üniversitede okuyacağıma kendi dağımda özgürce dolaşırım daha iyi puş derif. Sen niye sinir yaptın doktor? Konuşuyorduk güzel güzel. Sinir yok be komutan. Eninde sonunda hayvanlar gibi öleceksin. Dişini de kurtlar kargalar yiyecek. Komutan, amına koyayım seni. Ben de senin amına koyayım, domuz herif. Veraset dilekçesini imzalamayanlar, Cemil sen varsın, Doğukan, Polat sen imzalamamışsın, İbrahim sen buradasın, Resul buradasın, Muharrem sen de imzalamışsın. Ben imzaladım çavuşum. He? İmzaladım ben ya. Okuduğumu yazın beyler. Ölümüm halinde. Tüm özlük haklarımı. Özlük ne ya? Özünde sahip olduğun haklar. Şu anda asker olduğun için de askerlik hakları. Yani? Yani Allah korusun işin kısası. Şehit olursak, bir şey olursak devlet bir tazminat ödeyecek bize. Kaç para verecekler? İyi bir para verirler herhalde, bilmiyorum tam. Nokta noktayı sen doldurmuyor musun? Yok. Ne yazacak kimsem yok ki benim var. Sen kim yazdın? Annemin adını yazdım İbo. Ya annem var da. Babam elinden bütün her şeyi alır onun ya. O zaman ben annemi yazayım diye. Yaz yaz, babanı yaz. Boş ver şimdi, Tugay'a boş gitmesin kağıt. Tamam, herkes yazdıysa beyler, bir de organ bağışlamak isteyenler, organlarımı bağışlamak istiyorum diye hemen altına bir not düşsün. Organ bağışı mı? Organ bağışı mı? Nasıl organ bağışı ya? Emir mi bu? Yok, yok. Yok arkadaş, ben bağışlamayacağım, öyle şey olmaz. Neden vermiyorsun İbo'ya?
Ben ölünce galibim de ölmeyeyim benim. Öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Ameliyatla onu alıyorlar. Bir şeyi de saklıyorlar. Sonra hastanelere götürüyorlar. Sevap işlemiş oluyorsun. Böyle sevap falan diyorsun da bak bu kadar çocuğun vebalini alıyorsun. Bu günah değil mi? Kimsenin vebaline falan girmiyorum ben ya. Bu adamlar böyle Allah korusun ölse gitse öteki tarafta böyle kolsuz bacaksız kalpsiz mi gezecek? Doğru söylüyor tabii. Yarın biz öleceğiz. Ondan sonra tekrar dirildiğimizde eksik kalacak verirsek organlarımızı. Allah'ın kelamı bu. Kitapta da yazar yani. Allah korusun şehit olacağız. Mayına basacağız. Kolumuz bacağımız kopacak. O zaman nasıl sual soracaklar? O zaman sen şehit olmuş oluyorsun. Yani şehadet mertebesine ermiş oluyorsun. Peygamberlerden sonra Allah katında en yüksek mertebedir. Sana o zaman kimse elini ayağını sormaz onu. İşte o zaman kendin söyleyeyim. Ben şimdi biz ölünce şehit olmayacağız mı? Olacağız, evet. O zaman ben şehit olacaksam sorgu sual sorulmayacaksa bağışlayacağım galbimi. O zaman bir şey olmayacak. Evet. Ben bağışlayacağım arkadaşlar. Bağışla kardeşim. Bağışla kardeşim. Bağışla. Evet. Taciz ateşi ne zaman oldu? 3 ay önce yaşandı komutanım. Ne sıklıkta oluyor? Komutanım ben 8 aydır buradayım. Bir defa taciz ateşi yaşandı. 8 ayda bir defa mı yaşandı? Evet komutanım. Bu normal değil Barış. Siz Vedat'la beraber o eski atış tanzim listesini alın. Tekrar bir gözden geçirin. Kontrol edin. Bu güncel ölü bölgeleri, bir de istikamet, yanaşma istikametlerini belirleyin. Onu Tugay'a bildirin. Eğer baskın olursa topçu desteği isteriz. Anlaşıldı komutanım. Vedat, listeler nerede? Haber merkezinde komutanım. Tamam. Gelince ilk iş onlara bakalım. Emredersiniz komutanım. Bu mevzileri niye birleştirmediniz Vedat? Zemin çok sert komutanım. Her taraf kaya. İrtibat endiği kazamadık. Dış emniyet etim çıkartıyor musunuz onu? Çıkartamıyoruz komutanım. Hem hava şartları yüzünden hem de askerimiz az. Ancak mevzilere yetiyor. Anladım. Karlar eriyince dışarı adam çıkartalım Barış. Emredersiniz komutanım. Bir bakalım ne var ne yok etrafımızda. Bu havada burnunu çıkartamaz zaten bu köpekler. Parça olmuş. Ne bileyim dik işte. Komutan dikinde dikeceğiz. Senin daha da kötü lan. Evet. Emniyete al. Al mermini yerden. Çabuk çabuk çabuk. Gel dur. Damlı bidona. Kurma kolunu çek. Şarjör çıkar. Bırak. Çek. Bırak. Tetik düşür. Şarjör tak. Al emniyete. Damlı bidona. Kurma kolunu çek. Şarjör çıkar. Bırak. Çek. Bırak. Tetik düşür. Şarjör tak. Emniyete al. Bana doğrultma. Ne yapıyorsun? Al, al mermini. Gel. Komutan Bilas altımız geldi. Ha.
Ve ne bakıyorsun? Bir bok mu görüyorsun burada? Üzüle. Sedat dışarı versene sesini. Emredersiniz komutanım. Doğukan, rüya mı gördün lan? Bir şey ya. Çavuşum? Bismillah diye atla, bir şey olmaz. Arama rengi atmış ya. Yavuz görmüş. Yat Doğukan, yat.
Buharlar eridi değil mi? Bahar geldi bey bu. Geldi vallahi. Mete'cim sana bir paket yollayacağım. Ulaştırırlar mı? Teyze falan aldım. Sen seversin ya onları yollayacağım. Yok canım şimdi gönderme. Sırası değil. Ben sana söylerim o zaman gönderirsin tamam mı? Komutan. Eğer kurye yoksa ben getiririm sana. Zeynep'cim telefonu kapatabilir misin? Merak ediyorum. Sen ölünce karını kaç ay bırakıyorlar lojmanda. Duyuyor musun Mete? Zeynep'cim telefonu kapatabilir misin canım? Aslında sana sıkmıştım biliyor musun komutan? Arkamdaki çocuğun başına geldi. Neydi ismi onun? Merak etme karşılaştığımızda kulağına fısıldayacağım ismini. Mete? Örgüt aldığı darbeden sonra daha da saldırganlaşacaktır. Zaten aldığımız duyumlar da o yönde. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. Aldığı emirleri eksiksiz yerine getirmesini istiyorum. Her an tetikte olacaksınız. Burası ya bizim mezarımız olacak ya da onların. Bunu hiç unutmayın. Her taşın altına bak. Temiz. Temiz. Buradan indi çocuklar. Bütün bölgeyi taradılar. Güneydoğu, güneybatı. Çök! Bu herifin sığınağı burnumuzun dibinde Barış. Onun için saldırmamış bugüne kadar. Rahatsız edelim onu. Canını acıtalım. Buradaki bütün kayaların altına bakıyoruz çocuklar. Okan. Emredin komutanım. İki kişiyi şuraya yolladım. Geçiş yolunun diğer tarafına da geçtiler. Bu bölge? Tarandı komutanım. O bölgedeki her yeri taradık. Kendine çok güveniyor. Zayıf noktası da bu. Onu öfkelendirecek bir şey yapmamız lazım Barış. Öfkelendirelim o zaman. Bana güzel bir yer bul. Emredersiniz komutanım. Pusuya çıkmamız lazım. İkimiz. Bir de haberciler. Kolay gelsin komutanım. Ulaşmanız. 4 kişi yeter. Bu herif burada. Komutanım haklıymışsınız. İstediğin yeri bulabildin mi? Doğrudur komutanım. Operasyon bitene kadar saldırmayacak Barış. İninden çıkartalım onu. Biz ona gidemiyorsak o bize gelsin. Tugay'a ne diyeceğiz komutanım? Karakoldan çıkmamızı istemiyorlar. Bir şey demeyeceğiz. Komutanım ya bir terslik olursa? Merak etme olmaz. Bırakın sadece ben gideyim. Olmaz ben de geleceğim. Emredersiniz komutanım. Orhan'ın intikamını alacağım Barış. Herkesin güne kendinden daha kocaman. Ben buradayım. Allah insanlara diyor ki siz bana diyor söz verdiniz birbirinizin kanını akıtmayacağınıza dair. Günahsız adam var mı bu? Öyle diyor. Benim şiir mi okuyacak? Evet. Neden kendin yazmıyor? Yazabilsem zaten senden istemem ki be kardeşim ya. Alo duyuyor musun? Şu taşlara kayalara bakıyorum. De bakayım. Şu taşlara kayalara bakıyorum. Ama hüzünlen öyle taşa bak, taşa bakarak. Taşa bakarak. Bak. Heh. Şu taşlara kayalara bakıyorum. Durup duruyorlar oldukları yerler. Ne diyorum burada? Şimdi o taş orada yalnız ne zamandır duruyor? Gıpırdayabiliyor mu taş? Gıpırdayamıyor. Sen gıpırdayabiliyor musun? Onlar da birine kavuşacaklar mı diye düşünüyorum. O kadar ağlak etme la. Hafif hisli, hüzün yani. Ağlamayacaksın, hüzünleneceksin. Sonra seni düşünüyorum. Gözlerin açılıyor parlaya. Sonra seni düşünüyorum. Sonra seni düşünüyorum. O kadar da şebeklik etme. Sonra seni düşünüyorum. Öyle hafif tebessüm edeceksin. Bitecek bu hasretlik, gurbet diye seviniyorum. Mutlusun, kavuşacaksın galiba. Ne oldu? Niye güldün? Oldu ya. Oldu, oldu. İşte bu kadar. Bu kadar aşkım. İyi maşallah. Sikiyim İbo ya. Öyle öyle ettin mi? Ettim kardeşim kafamı da böyle sallaya sallaya oraya böyle. Oğlum inanmıyorsan Sedat'a sor ya.
His var mıydı his? Vardı, vardı. His de vardı abicim. Allah Allah. Oğlum kesin okuyamamışsındır sen. Ne iş yapıyor bu kız? Okuyor. Lise, teknik lisede okuyor. Teknik lisede mi okuyor? Ha. O zaman olmaz ki o. Niye? Materyalisttir o. Romantik değil, onu başka şiir yazmak lazım. Allah'ım. Sen şimdi git, ben onu başka şiir yazacağım. Onlar romantik olmuyor, onlar. Komutanım, bir şey sorabilir miyim size? Sor Kadir canım. Herkes doktor diye birinden bahsediyor. Karakolu basacakmış galiba, öyle bir şey var mı? Kim ki o doktor? Sürekli çevrime giren terörist var ya. Peki bu herifin adı niye doktor? Adam doktor. Üçüncü senenin sonunda terk etmişsin tıbbı. Daha çıkmış işte. Sonra da kod adı doktor diye kalmış. Niye kaçtın fakülteden? Kadavradan mı korktun? Doktor mu hakikaten? Ya bu herif salak mı? Gitsin bir hastanede çalışsın, it gibi para kazanır. Ne işi var böyle dağlarda? Mete Yüzbaşı kesin saldırırlar diyor. Öyleyse kesin saldırırlar. Senin Azrail'in mi? Ne oldu oğlum? Kendine gel lan. Çek lan Sina. Şş, iyi misin? İyiyim abi ya, bir şey yok. Tövbe estağfurullah. Ya bir ses duydum sanki ya. Bunları böyle dedem yaptı. Hani kazadan beladan korusun diye. Korurmuş da öyle diyor. Bu insanlar her şeye layık. Ve çok kutsal bir vazife icra etmektedir. Bunu da biliyorsun. Son günlerde daha önce söylediğim gibi terörist gruba, eşkıya grubuna büyük darbeler indirilmektedir. Bundan sonra kaçacak. Ve yine yüce milletimize söz verdiğimiz gibi bu terör hareketi bu yaz sonunda gündemden düşecektir. Bayrak bile dayanmıyor değil mi rüzgarımıza? O bayrak için sen de savaştın oğlum. Ne çabuk unuttun. Onu unutan sizsiniz. Benim halkımın da kanı var o bayrakta. O bayrağın kırmızısında hepimizin kanı var. Ama siz ay yıldız koydunuz. Bir tek yıldız koysaydınız daha iyi olurdu. Ayı mı beğenmedin şimdi? Git buradan komutan. Yoksa Zeynep yenge çok üzülecek. Sen ölünce galiba kimse üzülmeyecek. O iki adam gibi senin de kafanı patlatacağım. O iki adamın hesabını senden öyle bir soracağım ki. Öleceksin komutan. Barış, sen telsizle görüşme yapmıyor musun? Yok, yapmıyorum komutanım. Niye? Darıldınız mı? E ayrıldık komutanım. Kız bıktı, usandı beklemekten. Haklı oğlum kadın tabii. Her an ölüm haberini bekliyor. Kolay mı? E beklemesin işte komutanım. İyi, bir bekleyin olması iyi bir şey Barış. Söyle kardeşim, ne oldu, ne var ya? Yok bir şey ya, boş ver. Niye böyle yapıyorsun canım kardeşim ya? Söylesene ya. Ya ne bileyim, Emre'yi düşünüyorum. Orhan'a, Suva'yı düşünüyorum. Onu düşünüyorum, Hülya'yı düşünüyorum. Bak, bende birkaç tane yeni teknik var. Öğreteyim mi sana? Asansörde kalan adam. Nasıl kardeşim? İzle. Yeah, buddy.
yere düşmez. Yere. Şimdi tek parmağımla yapacağım. Bir. İki. Bu daha kolay. Bizim Yusuf Bakkal var ya. Hani Yusuf Bakkal'ın oğlu Mahir var. Geçen de annesini yollamış. Anneme işte. İstemeye gelelim kızınızı falan diye. Hayda. Annem de daha yeni söyledi bana. Ya sıçacağım bakkalına makkalına ya. Harbi kafam bozuldu ya. Bakkalın oğlu beni dedi istemeye geldi falan dedi. Orada var ya felaket böyle kalbim tık tık atmaya başladı. Ben çok heyecanlandım ya. Yani ben çok sevmişim o kızı. Kardeşim kız kabul etmemiş işte daha. Ne yapsın? Etmedi de Allah göstermesin. Düşünsene ya şehit olsak. Alo anne. İyiler. Canavar gibiler. Sizden haber alamıyoruz ve çok şeyim gördü ama böyle babamdan ikimiz biz çok heyecanlanıyoruz. Bazı haberler geliyor. Yok onlar bizle ilgili değil ya. Biz şehirdeyiz, başka bir yerdeyiz. Türkiye'deyiz biz. Yavru kartalı benim yerime bayrağı sararsınız değil mi? Anne sana söylüyorum. Baba mı söylüyorsun? Tabii sana söylüyorum. Ya boş versene. Sezon sonu şampiyonuz yine. Hala anlayamadınız en büyük Fener ya. Merhaba Diamond. Kıvaçım, tıça orayı. Alo Diamond. Dengem ne? Sonra telefona bakırayım. Havalar ısındı. Portakal çiçekleri açtı, mis gibi koktu. Elimi okuyor annem. Annem elimi okuyor. Bak dua ediyorum sana. Bol bol yavrum sana. Arkadaşlarım annem. Ben dayanamaz oldum. Ciddi söylüyorum yani böyle. Gözümün önünde böyle hayal gibi dikeli veriyorsun. Gözümü açıp da yiyip baktığımda o kan yok oluyorum. Bu herhalde bunadım mı? Ne oldu bilmiyorum ben de bilmiyorum. Çok özledim ben seni. Ben de. Ben senin son giydiğin tişörtünü yıkamaya kıyamadım. Arada çıkarıp çıkarıp kokuyorum. Ya anne ya. Benim yavrum kokuyor. Şimdi biz uyurken ölsek hani o zaman biz yine şehit olmuş oluyor muyuz? Eğer gönlünüzde şehit olmak varsa şehadetten de korkmuyorsanız uykuda da ölseniz yine şehit olunur. O adam dövüyor mu hala seni? Az kaldı be anne. Bizleri düşünme, bizleri merak etme hiç. Şafak 64. Bulgur vatan görevi yapacaksın oğlum. Savaş halindeyiz. Sen hiç televizyon izlemiyor musun? Çocuğum televizyon mu kaldı evde? Sattı baban onu. Nasıl ya? Ay özledim ben seni ya. Ben de özledim seni. Çok özledim kız yemeklerini. Sen giden ne köfte yapmamışım ha. Ne köfte de ne yaprak varmış. Çünkü bunlar çok seviyordu ikisini. Yani o yüzden de pişirmiyorum hiç kimseye. Ana. Ağlıyor musun? Ya ağlamıyorum ama şey. Canım benim ağlamıyorum. İnan bana tamam mı? Ağlama ama. Hadi be. Demem yürü. Sana aldığım altınlar hala duruyor. Düşünmüyor musun benim de burada sana ihtiyacım var mı yok mu diye? Ben istemez miyim gelmeyi? İzin vermiyorlar işte anlamıyor musun? Salak mıyım ben Fulya? Ya onlar benim en değerli malımdı. Ben İstanbul'a gelince onlarla iş kuracaktım diyorum sana. Bu kadar süre içinde orada kalıp kafayı o zaman. Ya baba deme ona. O benim babam değil. Baba deme şuna ya. Sonra ödersin evet. Bir hafta önce sonra tekrar ödersin. Otel odasında mıyım ben? Her istediğinde seni arayabileceğimi mi zannediyorsun? Alo. Alo. Hanife teyze merhaba, ben Soner. Merhaba. Esma evde miydi teyze? Esma evde değil. Arkadan sesi geliyor. Oğlum bir daha arama onu. Babası kızıyor. Bana da kızıyor, ona da kızıyor. Tamam teyze. Abi senin de var mı sevdiğin? Var. Sakın habersiz bırakma bizi oğlum. Tamam. Telefon başındayız hep. Bu da seni seviyor mu? Evet. Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben...
Sonun abi benden daha şanslısın. Biz ayrılınca yani görüşmeyince senin içindeki bütün sevgi bitiyor mu? Bunun sadece sevgiyle alakası yok, yapma ne olur. Sen bencilce düşünürsün. Ben burada tek başıma her şeyle mücadele ederken bencilce düşünüyorum, öyle mi? Sen orada neyle mücadele ediyorsun? Allah aşkına söylesene, neyle mücadele ediyorsun? Ne bu küçümser tavırlar falan? Sen orada burada huzurlu uyumamı sağlıyorsun değil mi? Çok özür dilerim, evet. Evet, askerdesin sen. Evet, askerdeyim. Ve ben bütün huzurlu gecelerimi buna borçluyum değil mi? Haklısın. Bitmesin mi istiyorsun? Oo, sen hazırsın zaten. Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu. Ben de senin doğrusu bu. Gerçekten. Bitti. Bana bir resmini vermedin bile. Şimdi geziyorsun eller eller. Bana bir resmini vermedin bile. Şimdi geziyorsun eller eller. Çalacağım kapını. İşte kapı, çek git diyeceğim sokakların. Hayat kadın, Allahsız sürtün. Biz seninle orada burada ne alem sürdün. Yorgun görünüyorsun Vedat. Yok komutanım, iyiyim ben. Uyuyamadın mı akşam? Gece uyku tutmadı. Nerede yaşıyor? Anlamadım. Kim komutanım? Sevgilin oğlum, sevgilin nerede yaşıyor? İstanbul'da komutanım. İstanbul. Aşık mısın? Galiba komutanım. Biliyorsun değil mi? Büyük şeylere aşk küçük gelir. Bilmiyorum komutanım. Aldatacak oğlum seni. Hazır mısın Vedat? Aldatacaksa yapacak bir şey yok komutanım. Çatışmaya hazır mısın oğlum, çatışmaya? Hazırım komutanım. Ha. Serkan sen? Hazırım komutanım. Birinci çatışmada çok hazır görünmüyordun. Şimdi hazırım komutanım. Neye hazırsın? Öğrettikleriniz hazırım komutanım. Biz ne öğrettik ki sana oğlum? Orhan Assubay'ımı vuran o adamı yaralı yakalasaydık. Tedavi edecek miydin onu? Ederdim komutanım. Herkese eşit muamele. Evet komutanım. Bunu da biz öğrettik değil mi? Evet komutanım. Yanlış öğretmişiz. Duyamadım komutanım. Yok bir şey oğlum. Peki o adam kardeşini öldürseydi yine tedavi edecek miydin? Ederdim komutanım. Anana ne diyecektin oğlum ha? Bir adam geldi, kardeşimi öldürdü. Ondan sonra biz onu yaraladık ama ben onu tedavi ettim. Niye? Hipokrat amcaya yemin ettim, öyle mi? Dağların başka yemini var. Hakan bankacıydın değil mi sen? Evet komutanım. Kamil, bak bu arkadaşlar senden de benden de 5 kat fazla maaş alırlar ha. Öyle değil mi Hakan? Vallahi komutanım, aydan aya değişiyor. Yani ikramiye falan da alıyoruz ama kesintilerde oluyor tabii. Peki ben ev kredisi için başvursam ne istersiniz benden?
Ben krediler bölümünde değildim ama herhalde bir teminat isterler. Ha. Benim teminatımı da alar. Teminat gösterilecek şeyin sizin üzeriniz olması gerekir sanırım. Tapusu yok. Tapusu olmayınca bu dağlar bir bankacının gözünde 5 para etmez. Değil mi? Siz tezkereyi alınca burayı unutacaksınız. Aşık olduğunuz karının omzuna kafanızı koyacaksınız böyle. Anlatacaksınız böyle. Diyeceksiniz ben oradayken böyle adam vurdum diyeceksiniz. Vuruldum. Nefesim tükendi diyeceksiniz. Ağlayacaksınız böyle. Kan var diyeceksiniz. Kan. Böyle omzunda. Bir iki de gözyaşı dökersiniz. He? Kadın dayanamaz zaten. Başlar hıçkırı hıçkırı ağlamaya. Kahramanım der. Vatan kurtaran kahraman. Oo ne güzel. Değil mi? Sıcak sıcak böyle. Sarılır koynuna boynuna. Sonra da hiçbir şeyin önemi kalmaz. Turgay oğlum. Emredin komutanım. O resim çizecek çocuğa söyle hep böyle taş toprak çizmesin. Biraz da böyle çiçek, böcek falan çizsin. Kelebek çizsin kelebek. Emredersiniz komutanım. Belki o zaman alırız krediye. Kaya kaya. Kaya din. İstediğiniz ortam hazır. Kaya bir. Sen kredi için bankaya başvurdun mu hiç? Kaya. İyi başvurma. Tapu istiyorlarmış. Emredersiniz Kaya. Hadi gidin siz. Bakın işinize. Hadi oğlum. Emredersiniz. Emredersiniz. Turgay. Emredin komutanım. Bana bir çay getirsene. Emredersiniz. Kaya bir kaya. Eve dönün artık. Emredersiniz komutanım. Fazla dağ taş çizmesin dedi. Çiçek çizsin, böcek çizsin, bir de kelebek dedi. Yoksa kredi vermezler dedi. Şimdi size burada olduğumuzu unutturacağım. Nasıl ha? Önce gözlerimizi kapatıyoruz. Evet, düşünmeye başlayalım. Kırgız düşüneceğiz lan. Hayır kardeşim, onu daha sonra düşüneceğiz. Şimdi tezkereyi düşün. Çarşı izni. Dikiş. Çiçek. Böcek. Buradan gideceğiz. 150 metre. Ailelerin mezi düşünün. Bak kuş ötüyor. Rüzgarın esintisi. Yardım. İnancı değiller. Bekleyelim. Başka başka şeyler. Düşünüyorsunuz değil mi? Ha. Evet. 100 metre. Hülya'yı düşün. 80 metre. Sıcak yataklarınızı düşünün. Adamı sen al. Su sesleri. Kadın bende. Bak
Dinleyin. 70 metre. Burada olduğunuzu unutun. Sakin ol. Şu an burada değilsiniz. 60 metre. Yığılımı geldi. Heh, ne güzel, çok güzel, çok güzel. Ağacın arkasından düştü. Barış! Hadi koş. Emredersiniz komutanım. Oğlan düştü! Kızı göremiyorum! Adam ölü komutanım. Tamam. El bombası var mı üzerinde? Yok komutanım. Altın almış olabilir. Altına bak. İn aşağı! Turgay! Evet komutanım. Sen de çocuğun mühimmatını al. Kaya bir karavan. Karavan dinlemede. Çatışmaya. Bildirme. Komutanım. Turgay almış. Duyuyor musun? Mertaz. Karabal her şey yolunda. Dönüyoruz. Alın da anlaşıldı komutanım. Turgay topla bütün malzemeleri. Ne dersiniz komutanım? Bunları ne yapacağız? Çocuğun sahipleri alır. Kızı karakola götür. Serkan. Ne bunun durumu? Ağır yaralanmış komutanım. Biliyorum oğlum, ben vurdum. Kanamayı durdurabilir misin? Helikopterin gelmesi lazım komutanım. Serkan hangi okuldan mezunsun oğlum sen? Hacettepe. Türkiye'nin en iyi tıp okulu değil mi orası? Galiba. E sen mi kötü öğrenciydin? Yap işte işini. İlker. Onu televizyon alsın. Helikopterin gelmesi lazım komutanım. Helikopter yok. Her yaralı helikopter gönderecek kadar zenginim. Amerikan olmuşsun. Benim onunla sohbet etmem lazım. Bana anlatacakları vardır. Emredersin. Ayşe yaşatmak için çalışıyorum. İlker, çarşaf getir. Ömer, o ne oğlum? Spanç ver. Spanç. Spanç. Ver. Ver. Ömer, sık şuradan. Daha fazla sık oğlum. Komutanım ben bakamıyorum. Bakma o zaman amına koyayım. Başka tarafa bak. Konsantre olamıyorum. Televizyonu kapatabilir miyiz? Karını durdurdun mu? Kısmen. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sonra okulum var. Okulumu bitirmek istiyorum. Ve ileride çok
Canlıcığım. Yazık. Orhan'la Emre'nin şehit olduğu pusuda sen de var mıydın? Orada mıydın? Orhan'ın bir karısı, iki çocuğu, bir de yeni aldığı arabası vardı. Öldürülüşlerini gördün mü? Seyrettin değil mi? Çok mu sıktın boğazını? Gevşettin tamam. Senin bekleyenin yok mu kızım? Sen ölürsen kim var lan? Kim ölür sen ölürsen? Komutanım öldüreceksiniz. Ben üzülmem. Doktor üzülür mü? Tanıyorsun değil mi doktoru? Komutanım. Sikiyor değil mi sen? Sikiyor. Komutanım. Komutanım öldüreceksiniz. O doktoru getireceğim buraya. Komutanım öldüreceğim. İnsan! Ne var? Komutanım, doktor çevrimden size anons edeyim. Komutanım sevgilimle ilgileniyordu. Birazdan gelecekti. Emredersin komutanım. Bak tanıyor musunuz birbirinizi? Hı? Doktor nerede? Komutanım öldüreceksiniz komutanım. Doktor nerede? Komutanım öldüreceksiniz komutanım. Komutanım. Doktor buradaymış. Komutanım. 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 Komutanım yeter. Bir karısı, iki çocuğu, bir de yeni aldığı arabası vardı Orhan'ın. Helikopteri çağırın alsın beni. Herkes dışarı. Hikâh, Soner dışarı. Sen de göndereceğim. Git izini kullan. Evet komutan. Beraber geldik. Beraber gideceğiz. Komutan, helikopter geldi. Çocukları çağırtır şu an için. Emredersiniz komutan. Göktay battaniye de getir. Emredersiniz komutanım. Yavaş çabuk. Alayım komutanım.
Önceki gün teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olanlardan uzman çavuş Doğan Uçar Adana'da, onbaşı Durali Aydın Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, Er Zafer Korkmaz İstanbul'da, Er Kazım Çetin'de Afyon'un Sandıklı ilçesinde toprağa verildi. Vatandaşlar cenaze törenlerinde bölücü terör örgütü PKK'yı telin eden sloganlar attı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 57 saniyeymiş. Ne diyorsun Ömer? Ne 57 saniyesi? Yüzbaşı demişti ya, 45 saniye diye. Baktım Cemil abi 57 saniyeymiş. Terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor ve kurban bayramlarını önceden kutlamak. Estre çavan ne bari ne dilber a dilber. Cane civan ne eşine dilber a dilber. Estre çavan ne bari ne dilber a dilber. Ne demek o? Türkçesi ne? Gözyaşlarını akıtma ey dilber, ey güzel diyor. Vay. Çibikim hezdikim jite. Ezmika varim. Sevgilin var mı senin? Var. Adı köyde. Ne? Heci. Ne? Heci. O ne demek lan? Hatice'nin Kürtçesi. Canım, bir tane çiçeğim, aşkım, keşke diyemeyeceğim kadar uzağım artık. Başını göğsüme koyduğunda nefesin dolansın isterdim yüzümde. O kadar ısıtmak isterdim ki nefesimle sırtım. Keşke yüreğine en güzel aşk şarkılarını fısıldayabilseydim. Namlu bir dana. Yapamadım aşkım. Kelimelerden utandım. Ellerim ellerini sevdi. Dudaklarım koynunu. Dikkat! Gözlerim yüreğini. O güzel, içinde güneş saklı yüreği. Zannettim ki bakarsam korkmadan bulutları korkar kaçarlar. Elimden bir şey gelmiyor. Artık çok geç. Yalvarırım kızma bana. Bir bulut gözlerimi esir aldı aşkım. Kapatamadım. Olmadı aşkım. Onlar kaçacağına ben bulut oldum. Güneş dolu yüreğime yağmurlar yağdırdı. Affet beni. Çevremi saran bulutları dağıtmaya yetmedi rüzgarım. Sesini duyar gibiyim aşkım. İnan en çıplak halimle içime alacağım laneti. Affet diyeceğim. Nefesim nefesine nefes katsın istedim ama olmadı. O küçücük nefesi içine üfleyemedim. Gel. Komutanım ilaçlarınız. Gerek kalmadı Turgay, at onları. O kadar isterdim ki o minnacık nefes göğüslerinden sevgini emsin. Ama olmadı aşkım. Anamın fısıldadığı masalları fısıldayamadım nefesine. Oysa o kadar istemiştim ki masallarım rüzgarın yapmak. Bir varmış bir yokmuş da kaldı fısıldama. Ötesini fısıldayamadım. Alo. 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 Thank you.
Sen yoldaşımın hesabını soracağım Kaya. Gel sonra din. O kadının intikamını alacağım senden. Ben de intikam alacağım. O kadının heykelini dikeceğim oraya. Yiğit bir adam gibi gel. Geleceğim komutan, çok az kaldı. Seni görmeden gitmem, korkak herif. 10 senedir savaşıyoruz biz korkak adam devam eden. 10 senedir domuzlar gibi dağda yaşıyorsunuz lan. Binlerce genci öldürdünüz. Katilsin. Kendi halkımın kanını hemen sülüklerle savaştık biz. Senelerdir öldürdüğünüzde ne oldu, bitirebildiniz mi? Sen kendi insanını katleden bir hainsin doktor. Yıllardır ezdiğin halkımın adını ağzına alma. Ne zaman ezildin doktor? Ne istedin de vermedi bu ülke sana? Özgürlüğümü vermediniz komutan. Halkımı kendi toprağında sürgün bıraktınız. Katliam yaparak özgür olunmaz. Dilimi yasakladınız komutan, dilimi. Bu ülkenin üniversitesinde okudum. Sabret. Bütün sıkıntılarından kurtaracağım seni. Katilsin sen. Katil olan sensin komutan. Ya sizin öldürdükleriniz? Öğretmenler, çocuklar, mühendisler, işçiler. Bu topraklar sert komutan. Bu savaşın kuralları var. Sizin kuralınız çoluğu çocuğu kurşuna dizmek mi? Söylesene kaç tane köy yaktın? Bastığın köylerdeki masum insanların kanı var lan elinde. Siz bizi hiç anlamadınız komutan. Yoksulluğu halkıma kader yaptınız. Yoksul olan herkes senin gibi terörist mi oluyor? Bu topraklar bizim. Doktor, bu ülke hepimizin. Bu dağlar benim komutan. Git buradan. Burayı sana mezar yapacağım doktor. Git buradan. Seni görmeden gitmem. Karına git komutan. Ben buradayım doktor. Git buradan. Seni öldüreceğim. Burası senin mezarın olacak. O zaman vatan sağ olsun. Barış. Bunu Zeynep'e vermem istiyorum. Komutanım. Emretmeyeceğim, rica ediyorum Barış. Çatışmadan çıkamayacağım galiba ben. Orhan'dan beri öyle bir ses var içimde. Onun ölümünü kabullenemedim hiç. Komutanım, siz ne çatışmalar gördünüz? Zeynep'e hiç söyleyemedim benim için ne kadar önemli olduğunu. Utandım. Komandoyuz ya biz. Öyle romantik şeylerle benim işim olmaz dedim kendime. Seni seviyorum diyemedim. Seni seviyorum. Ne kadar zor söylemesi 13 harfli kelimeyi. 13 harf. Her şey kapkara Barış. Aradığım sorulara cevap bulamıyorum artık. Cevapsız kaldım dağlarda. Zeynep yok. Orhan yok. Her şey anlamsızlaştı. Bunu söylemeye cesaretim yok. Nasıl anlatırım burayı da Ankara kadar çok sevdiğim. Neyse, boş ver. O ilaçlar var ya. Hani aldığım ilaçlar. Merak ediyorsun değil mi? Bizim çocuğumuz olmuyor. İçim acıyor, içim. Barış. Bunu ona ver. Ona ne ki? Ne zaman bir çiçek görsen kokusunu hissettiğimi söyle ona. Bir de affetsin beni. Yedek mühimmat gönderebiliyor musunuz? Tamam, bir gelişme olursa haberdar edin.
komutanım. Emredin komutanım. Geceleri hep kısadır burada. Sadece bir tanesi çok uzundur. Bitsin diye dua edersin. Neden burada olduğunu düşünmeye fırsatın bile olmaz. Bütün çabam o uzun gecede nefes alarak çıkmak. Eğer ben nefes alamazsam seninki de kesilir. Hak ediyor musun o nefesi? Ne bileyim. Komutanım ama... Sus. Cevap verme. Beni buraya siz gönderdiniz. En büyük asker bizim asker. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Böyle bağırdı amca. Halam bağırdı. Komşun bağırdı. Sen bağırdın. Ben de geldim. Bu bir savaş. Ya katilsindir ya da kurban. Ortası günah hastayım benim. Ben bilmiyor muyum sanıyorsun savaşın böyle kazanılamayacağını? Hı? Aptal mı sanıyorsun beni? Ben biliyorum bunu. Senin bilmediğin... Eğer burada kaybedersen ben... Sen de İstanbul'da, Ankara'da kaybedersin. Anladın mı? Anlama. Savaşta haklı taraf yoktur Aslı benim. O uzun gecede kim haklı, kim haksız, kim katil, kim kurban bilemezsin. Düşünmezsin. Sadece nefesin vardır. Ya alırsın ya verirsin. Bu kadar basit. Anladın mı? Keşke beni biraz sevebilseydiniz. Hadi gir yatağa. Uyumaya devam et. Merak etme, bitmeyen savaş yoktur. Bu da biter. Bittiğinde beni yargılayacaksın. Olsun, yargılayın. Buradan başka gidecek yerim yok ki benim. Ana kutumun bakkalı. Yüzbaşı uyuyor mu? Çavuşum. Çavuşum. Gökşen'i aramam lazım. Gökşen kim lan? Benim evleneceğim kız ya. Hiç komik değil ama hadi iyi geceler. Ya çavuşum aramam lazım ya. Hadi gözünü yanayım. Bak Samsun'a gel yaşatırım seni ya. Devrem, sizden özel bir ricamız var. Bizim çocuklardan biri uzun mesafe konuşma yapması gerekiyor. Ailevi bir durum.
Tamam, numarayı veriyorum. 0362 0362 432 432 Ne oluyor be? Git lan. Git. Çalıyor. Hadi be aşkım. Çalıyor. Ben buralardan ödek bekliyorum.
Sen başlayan beni dolarken ben bu dağlarda uyuyamıyorum. Varın çıkayım gelem yanına deyem. Varamayam. Ben... Ateşin! Hakan! Ateşin için! Sen yalan! Ateşin! Sen yalan! Dük! Komutanım, hiç aşık oldu bu komutanım. Oldun İbrahim, sen oldun mu? Siktir! Çürek! Ne oğlum? İş şiir yazdın mı sen? Yazdım İbrahim. Sende his var mı lan? His var mı lan sende? Hoş geldin Yurtum. Hoş bulduk komutan. Sadece bu. Volkan ileri var. Yavaş yavaş derin yapın. Yavaş yavaş. Yavaş derin yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Turgay silah mı verin? Versin. Ne kurban oğlum kendine gel. Ekine bak.
Doktor! Doktor! Nerede? Dur! Tamam. Sakin ol. Komutanım! İyi misin? İyi misin? Gazi oldu lan, bir şey yok. Sıyır. Bir şey sorar. Ölmüş mü? Doktor, cevap ver. Ölmüş mü? Kapat kılıçı! Doktor! Doktor! Ömer vuruldu. Kapıda mı Ömer? Doktor, ölenin altındayız. Ömer vuruldu. Karnında. Doktor, kana basıyor. Hemen buraya gelmeniz lazım. Doktor, buraya gelmeniz lazım. Komutanım, Ömer vuruldu. Neredesiniz? Doktor, ölenin altındayız. Hemen buraya gelmeniz lazım. Komutanım. Tamam, biliyorum. Yerinizde savun bana. Okan aydınlatmaya hazır. Tamam diyeceğim. Oğlum o kızı sana. Dur. Gazi komando Ömer olarak canım düşüyor. Gazi komando Ömer Çetin. İkisine aşık olacak mı lan artık? Hayır, oraya. Herkesin ancak artık büyük komando oldu. Ömer geliyorlar. Komutanım çabuk! Geliyor, doktor geliyor. Komutan, neresine vurdun? Karnında. Komutan. Sargı bezi ver bana. Komutanım ya! Gente. Ben hala tavanı görüyorum doktor. Ne oldu, RPG mi bitti? Avacıya, yavaş yavaş çevare. Kaldı, kaldı. Hakan, nesneye geliyoruz. Nefesini yorma doktor. Bu çocuklar teslim olmaz. Güzel. Turgay'a git. Ne
Turgay ölmüş komutanım. Turgay. Turgay ölmüş komutanım. Bırak Turgay komutanım. Oğlum. Işığı kapat. Doktor komutanım ışığı göremiyorum, göremiyorum. Bak, göremiyorum. Serkan. Serkan. Yapma komutanım. Müdahale etmem lazım komutanım. Ne oldu? Müdahale etmem lazım komutanım ya. Bana çarşaf battaniye bir şey getir hadi. Boşu boşuna öldürtme askerlerini. Teslim et karakolu. Gel doktor gel, bekliyorum seni. Ömer, iyi misin oğlum? İyiyim komutanım. Yaran çok mu ağır? Bilmiyorum komutanım. Ölecek miyiz komutanım? Daha çok dolaşacağız beraber. Emredersiniz komutanım. Tüfeğin yanında mı? Evet komutanım. Komutan, teslim et karakolu. O incecik öpüp kokladım, boynu kırdım. Biliyor musun doktor? Adı neydi doktor? Ne diye fısıldıyordu kulağına aşkına? Ha? Deli rüzgar mı diyordu? Papatyan mı diyordu? Ne diyordu? Kulandı. Güzel isimmiş.
zilin sesini duyduğunda yüreğine düşen acıya lanet ediyorum. Artık koklayamayacağım içini. Bir bulut gibi kapatacağım önünü içindeki güneşin. Beni affet. Kelimeler hiçbir zaman bu kadar anlam kazanmadı canım. Vatan sana canım feda derken dışım, içim vatan sensin be aşkım diye haykırdı. Toprağın olmaya çalışmak varken mezarın oldum. Nehir olup akmak varken deren olup taştım. Güneş olmak varken gölgen oldum. Beni affet. Aşkım. Neden dinlemedim yüreğini? Neden gözlerimle duyup kalbimle bakamadım sana? Neden elini uzattığında kalbimi arkaya sakladım? Keşke gözyaşlarımı utanmadan yanağımda gezdirebilseydim. Aşkım, seni de yanımda götürüyorum. Ne kadar acı yüreğinde bulut olarak dolaşmak. Bütün sabahların ışığında yüzündeki aydınlığı alıyorum içime. Rüzgarlar yardım edin bana. Umarım güneşli bir gün başka bir nefes daha güçlü üfler aşkın yüreğine. Ve ben çıkar giderim. O gittiğim yerde binlerce kez haykıracağım. Seni seviyorum çiçeğim.
ıssızım abi. Niye vuruyorsun abi? Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başıma yalnız kalamam. Ay, senin kokutur özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başıma yalnız kalamam. Ay, seni korkur özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğim yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başıma yalnız kalamam. Saçlarım kardır. Deli rüzgarlarım vardır. Deli rüzgarlarım vardır.